Dursun Bey'in de hızlıca ben sorusunu ileteyim. Ayder'deki betonlaşma dedi Dursun Bey. Karadeniz otoyolundaki o sorunlar vesaire değil mi? Atatürk anıtı. Rize'nin en meydanında Atatürk anıtı vardı. O anıt başka bir meydana taşındı. Oraya çaydanlık koydu. Yani o anıt yerinde kalsaydı da çaydanlık anıtını ikinci meydana koysaydık daha iyi olmaz mıydı? Yani o zaman idare mahkemesine dava açtık. Nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Sayın Buyurun Başkanım. Sayın Metin, sizi dinleyelim efendim hızla. Evet, son soruyla başlayayım. Şimdi 2015 veya da 16 yıllarında 16, evet. O taşınma olmuştu. Şöyle Dursun Bey, şimdi Rize tabii 1924'te şehir oldu. O dönemde bulunan meydanda hakikaten gerek karakol, gerek valilik binası, yine adliye o dediğimiz Atatürk heykelinde olduğu alandaydı. Fakat zaman içerisinde Rize yolların genişlemesi, adliyenin sahil tarafına tamamıyla kalkması, valilik binasını, tabii bunlar hep 15-20 sene, 30 senede olan işler, valilik binasını başka bir tarafa geçmesi, o alanda artık devletin o günkü bütün kurumlarına ait hiçbir şey kalmadı. Ve o dönemde valiliğin, şu andaki valiliğin de bahçesinde artık törenler yapılmaya başlandı. Çünkü hiçbir kurum, kamu kurumu yok, bir meydan var ortada, artık orada törenler yapılmamaya başlanmıştı. Tamamıyla valiliğin ön tarafındaki alanda törenler son dönemlerde yapılınca o dönemdeki arkadaşlar tören alanına taşıma maksadıyla o bölgeye, valiliğin önündeki tören alanına taşındı. Ve mevcut meydanda da herhangi bir şey dediniz galiba. Çaydanlık. Çaydan öyle bir şey yapılmadı. Şu anda orası altı otopark olan yine Rize'nin meydanı şeklinde son 3-5 yıldır dizayn edildi. Orada şu anda 15 Temmuz'u temsilen bir anıt var ama zaman içerisinde onu da hem Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesi olan rölyeflerle beraber, Rize'nin tarihi noktalarını simgeleyen rölyeflerle beraber yeni bir dizayn yapacağız. İnşallah bizim de öyle bir planımız var. Yani orada kamu kurumu adına bir yer de kalmadı. Artık Rize'nin işte meydanı burasıydı, işte valilik buradaydı, adliye buradaydı, karakol buradaydı. Onların hiçbiri kalmamıştı. Ama o dönemde belki çok iyi anlatılamayınca sanki işte aldı, kaldırıldı gibi polemiklere söz konusu olmuştu. Bence pozitif açıdan bakınca, üstü niyetle bakınca biz öyle yorumlamamıştık. Ayder konusuna gelince aslında mesela burada da çok farklı bir algı var bence. Ayder'de aslında son 30-40 yılda hani Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi turizme açılınca, yollar, imkanlar fazlalaşınca, insanlar daha fazla para kazanmaya başlayınca ister istemez bir kötü yapılaşmaya doğru gidiyor. 30-40 senesinde böyle. Ben çünkü 53 yaşındayım ve son 40 seneyi kendi yaşadığım için, hep bu şehirde yaşadığım için biliyorum. Ve son dönemde o yapılaşma güzelleşsin diye şöyle söyleyebilirim. Belki de 20-30'a yakın farklı farklı noktalardaki 10 yataklı, işte 20-30 yataklı oteller kaldırılmış olacak. Onların yerine yeni ve mevcut olan bir yerde aslında daha doğaya yakışır bir şekilde yeni bir bina yapılıyor. Orada yine sıcak su, termal havuzu da var. Onlarla beraber entegre ediliyor. Aslında Ayder şu anda öyle öbek öbek yapılan son 20-30 yıldaki binalar yerine bir iki tane çok yataklı otelle beraber rahatlamış olacak. Daha güzel hale gelmiş olacak. İnanın ki ben de yaklaşık zannedersem 7-8 ay önce çok farklı açılardan çekilmiş ve sanki bir beton bina şeklinde yapılıyor gibi resimleri görünce ben de dedim ki böyle bir yer mi yapılıyor diye. Tamamıyla dere vadi içerisinden alt taraftan çekilmiş böyle resimlerle bitirilmemiş binaların resimleriyle orası gösterildi. Oysaki eski hali daha kötüydü. Şu anda yol seviyesinden iki katlı olan bir konaklama yeri yapıldı. İnşallah şöyle bir iki yılda mesela otopark çok kötü bir pozisyondaydı. Dağın içerisinde otopark yapıldı. Oradaki coğrafi yapıya dokunmadan. İnşallah bir iki yıl içerisinde bitince sizleri de davet ederiz. Hakikaten daha doğaya saygılı
bir yapılaşmanın olduğunu siz de görebileceksiniz inşallah. Peki. Bir de sahil yolu. Evet. Sahil yolunu da hatırlatıyor Sayın Dursun Şimdi, efendim. Sahil yolu tabii Dursun Bey de bilir. Ta 1990'lı yıllarda projelendirilen işte Samsun'dan Sarp'a kadar sahilde bir yol, çünkü trafik artık kaldırmıyor. Şu yol bile kaldırmıyor. Ve 2006-2007 yıllarında tamamlanıyor bu yol. Birçok o dönemde de tartışmalara konu oluyor. Yaklaşık denizden 5 ve hatta 6 metre yüksekliklerde bir koddan geçirerek bu yol yapılmış. Ve bu 50 yıllık DSİ'nin, DLA'nın hesaplamalarıyla 50 yıllık, 100 yıllık periyotlardaki dalga boylarına göre yapılmış ve o günden beri de çok fazla sıkıntı olmamıştı. Ama şu bir ay önceki ciddi anlamda, yani 9 metre üzerindeki dalgalar belirli bölgelerde, Rize-Trabzon arasında, işte Rize'nin Çayeli ilçesinin açıklarında, Giresun'da kısım kısım yerlerde tahribatlar yarattı. Ama bunlar bu yolun son 20 yıldır verdiği hizmetin karşılığında bertaraf edilebilecek hadiselerdi ve kısa zamanda da bunlar tedarik, yani çözüldü ve yol bir gün bile hiç aksamadan yine hizmete açılmış oldu. Bazen fayda zarar analiziyle beraber bence bakmak lazım bu hadiselere. Çünkü 20 yılda hakikaten bu yolda geçmişte tek gidiş gelişli olan bir yol, duble yol yapılmasıyla beraber hem ticaretin hem insan sirkülasyonunun bu şehirler arasında olmasına çok faydalı olan bir yol olarak görüyoruz. Karadeniz sahil yolu. Peki. Sayın Metin efendim, bu sürecin, yerel seçim sürecinin sloganı ne olacak sizin için? Yani bizim için yine hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama özelde bir projemizi biz sahil yoluyla üst geçit kullanmadan inşallah bir projemiz var. Millet Bahçesi'nde deniz sahiline insanları yeşil kordonlarla ulaştırmak için bir hedefimiz var. Onun için sahille, denizle yeniden Rize'nin iç kesimini buluşturma adına böyle bir motto kullanacağız. Ama biz kaldığımız yerden devam edeceğiz hizmetlerimize. İnşallah insanlarımızın daha müreffeh yaşadığı, huzurlu olduğu, coğrafyasının güzelliği kadar Türkiye'nin biliyorsunuz en fazla yağış alan ve bunun karşılığında da en fazla yeşilin tonlarına bezenmiş, adeta sizler gelince işte cennette yaşıyorsunuz, bu kadar güzel bir coğrafyada yaşıyorsunuz diye ifade ettiğiniz bir coğrafyanın bence tabiatın güzelliği kadar biz de şehri, bugüne kadar belki insan eliyle biraz deforme ettiğimiz coğrafyayı güzelleştirme adına kentsel dönüşümlerle beraber, sosyal donat alanlarının genişletilmesiyle beraber, trafiği daha yaşanılabilir bir hale sokmayla beraber ve üretimle insanların sosyal donatı alanlarını eş değerde görüp her ikisini de eş güdümlü yapıp daha güzel bir Rize hayal ediyoruz. Diyorum. Peki efendim, vaatlerinizde aslında denizle yeşili buluşturma hedefini öncelikli olarak görüyoruz. Başka vaat olarak şu da bizim için çok önemlidir, Rizeli için de çok önemlidir dediğiniz ne var, onu soralım. Gürbüz Bey, isterseniz siz de ekleyin sorunuzu, öyle sözü bırakalım Sayın Metin'e. Evet, ben de sorumu ekleyeyim Sayın Başkan'a. Sayın Başkan, tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Şimdi Rize'nin biliyorsunuz Türkiye'de bir özgül ağırlığı var. O da şöyle: 3 başbakan, 1 cumhurbaşkanı, 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 2 bakan ve birçok da siyasi parti genel başkanını çıkarmış, yetiştirmiş bir yer. Herhalde toprakları, havası çok bereketli. Türkiye siyasetine de yönetimine de damga vuran isimler. Bunun sırrı nedir? Tabii ki siz söyleyeceksiniz ama bana Rize'den, arkadaşlarımdan gelen birçok şey var. Sorun demeyeyim de dert yandıkları konular var. Bunlardan birisi Cumhuriyet Meydanı ile ilgili. Cumhuriyet Meydanı'nın çok yağış aldığını siz de söylemiştiniz.
demiştiniz Rize'nin. Çok yağış olduğunda, yağmurlardan sonra ya da yağmurlar sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda göletler oluştuğu, parke taşlarının yerinden oynadığı, tehlike arz ettiği şeklinde bir değerlendirme var. Bu Cumhuriyet Meydanı önemli bir meydan sonuçta. Hemen herkesin Rize'ye gelen, herkesin uğradığı, Rizelilerin de geçtiği bir yer. Bu önemlidir diye düşünüyorum. Sizin de dikkatinizdedir. Son bir şey daha söyleyeyim. Evet, Rize'de denizden hamsi fışkırıyor. Dağlar, tağlardan, tepelerden çay fışkırıyor ama bana göre en önemli gelir kaynağı olabilecek şey bir giden insanın çok da beğendiği bir yer olması nedeniyle turizm. Ve turizm konusunda çok fazla bir gelişme, beklenen gelişme ya da hak ettiği geliri almadığını görüyoruz. Daha fazla sormayayım çünkü başka sorular da vardı. Teşekkür ediyorum. Deprem ve kentsel dönüşüm, sadece deprem diye düşünmeyelim onu efendim. Doğal afetler karşısında kentsel dönüşüm. Hayır, bu anlamda da önümüzdeki süreç açısından ne söylüyorsunuz, ne vaat ediyorsunuz onu da soralım Sayın Metin. Teşekkür ediyorum. Gürbüz Bey'in birinci sorusunda tabii Cumhuriyet Meydanı belki daha arkadaşlar şey olarak, nokta olarak söyleseydi bir çözüm ama Cumhuriyet Meydanı'nda öyle parkeler şu bu böyle bir sıkıntı yok da belki şu kastedilmiştir. Cumhuriyet Meydanı'nda bir otoparkımız var. Yani meydanın altında bazen aşırı bu kar veyahut da yağışlarda oradan alt otoparka sızmalar oluyor gibi. Ben bu aklıma geldi, yoksa öyle parkeler, taşlar vesaire öyle bir hadise yok. Diğer sorunuza gelince özellikle tabii kentsel dönüşümle beraber tabii ki Rize'de çevresi değişiyor. Ama turizm dediğiniz gibi mesela biz sadece Ayder Yaylası'nı biliyoruz. Rize'de 150'nin üzerinde yayla var. Ve bunların birçoğu halen bakir bir şekilde, bir kısmına yolun ulaşamadığı, yolun ulaştığı ama henüz keşfedilmemiş birçok güzel noktaları var. Geçen sene yani 2022'nin Mayıs ayında, 14 Mayıs'ta Rize Havaalanı açıldı. Rize Artvin Havaalanı. Havaalanı açıldığı zaman da çok tartışma konusu olmuştu Türkiye'nin diğer noktalarındaki havaalanları gibi ama biz 1 Ocak 2023'ten 22 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1 milyonuncu yolcuyu ağırladık Rize Artvin Havaalanı'ndan. Yani bu da gösteriyor ki ciddi anlamda güzel bir yatırım oldu Rize Artvin Havaalanı. Özellikle hedef 3 milyon değil miydi Sayın Başkan? Efendim? Hedef 3 milyon değil miydi? 3 milyon yolcu. 3 milyon hedef değil. Şey olarak, kapasite olarak 3 milyonu yılda ağırlayabilecek bir havaalanı potansiyel olarak. Hedef inşallah onu yakalamaya çalışmak. Ben şunun için söyledim bunu. Özellikle turizmin hareketlenmesine ciddi anlamda katkı verdi havaalanı. Birinci yılında 1 milyon yolcu alabilmek çok değerli olduğunu ve Türkiye'de şu anda ilk 12. 13. havaalanı noktasında girdiği açısından bunu söyledim. Ve sizi destekleme mahiyetinde de hakikaten bu havaalanı sayesinde hem Rizeli hemşerilerimizin, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kalan hemşerilerimizin Rize'ye daha çok gelip gitmesine, hem de Türkiye'nin her noktasından, hatta yurt dışından, Orta Doğu'dan geçen sene charter seferleri yapıldı, bu sene daha çoğunu bekliyoruz. Ve Rize tanındıkça, bu bölgeler bilindikçe kitle turizminden ziyade nitelikli bir turizmin oluşması açısından Rize ve bu bölge Artvin halen hak ettiği payı dediğiniz gibi almadı ve ama bu havaalanı sayesinde önümüzdeki yıllarda fazlasıyla alacak ve inşallah o potansiyeli, 3 milyon potansiyeline de ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Peki efendim, kentsel dönüşüm aslında projeleriniz var zaten ama nedir? Hem şu an itibariyle durum, hem önümüzdeki dönem için planınız. Tabii kentsel dönüşüm, biz özellikle yerinde kentsel dönüşüm diye ifade ediyoruz. Çünkü o mahalledeki insanları çok fazla Rize içerisinde başka yerlere ikamet ettirmeden ilk başta o bölgede bir kentsel dönüşümle beraber bir nevi binaların yenilenmesini sağlıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi aslında Rize'de de 1950'den sonra başlayan
özellikle kırsal kesimden şehirlere göçün. Daha sonra 80'li yıllarda, 70'ten sonra çayın çok aktif halde üretilmesiyle ve değerli olmasıyla beraber yine ciddi bir şekilde şehir merkezlerinde göçün getirdiği bir sonuç olarak da aslında şu andaki yapı stoklarımız Türkiye'de de hemen hemen aynı bu serüven 60-70 yıllık, 80 yıllık. Kaldı ki bunların bir kısmı yağışlı bir bölgede, deniz etkisi altında da korozyona uğramış bölgelerde yapılması, bunların daha ivedilikle yenilenmesini elzem kıldığı için biz Rize'nin bölge bölge mahallelerinde, eski kurulan mahallelerinde ve deniz sahiline yakın mahallelerimizde elimizden geldiğince yerinde kentsel dönüşüm olarak bunları adım adım yapmaya gayret edeceğiz. Ve biz vatandaşımız 4-5 noktada şu anda yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda memnun. Onları dinliyoruz. Onlarla beraber hareket ederek yerinde kentsel dönüşüm yapmaya gayret ediyoruz. Rize'nin aslında bir özelliği de tabii depremden direkt etkilenen bir bölgeden ziyade özellikle Doğu hattında Erzurum, Erzincan, Bingöl o bölgede çok tek düzeyli deprem olduğu zaman geçmiş yıllarda da Rize'de etkileniyor bundan. Bu anlamda Rize çok işte dediğimiz gibi birinci, ikinci, üçüncü bölgede olan bir kuşak değil. Fakat bizde de yağışlarla beraber seller oluyordu. Ve son yıllarda özellikle son 5-20 yıldır büyük dere aksları, ırmak aksları tamamıyla tahkimatlarla koruma altına alındığı için bakın oralarda siz de haberler yapıyorsunuz. O büyük akslarda değil de bu sefer o akslara kenarlardan eklenen küçük akslardan seller, heyelanlar olmaya başlamıştı. Şimdi de oralarda da ciddi önlemler alınıyor. Ve sellerin de ileriki yıllarda dere yataklarında binaların yapılmaması, izin verilmemesi, dere yataklarının ıslah edilmesi beraber geçmişe göre biz de son 30 yıldır bunun azaldığını, tahribatların azaldığına şahit oluyoruz. Ama Rize'de yağış, yani bugün Konya'nın işte Karapınar ilçesinde yılda yağan 350 milimetre bir yağışı, metrekareye olan kilogram yağışı biz Rize'de bazen 5-6 saatte, 12 saatte alıyoruz. Ve böyle bir 350-300 metre 5-6 saatte hangi toprak üzerine su ederseniz orada ister istemez yamaç kaymaları oluyor. Bu alanlara bina yapılmaması şeklinde önlemler almaya gayret ediyoruz.